Dün ne izledim bilin bakalım. Red Riding Hood. Yani sinema versiyonu ve 2015 yapımı mıydı neydi? Wrong. IMDb puanı da düşük falan ama yani güzeldi bence. Güzel şeyler vardı. Kurguda da hoş bir şey vardı. Yani babaannenin hikayesinin rüyada olması hoşuma gitti. İşte seni daha iyi görebilmek için falan muhabbeti var ya. Onu spoiler vereceğim ama neyse vermiş oldum. İşte sonra ölüyor. Spoiler nedir? Yani çok büyük bir spoiler değil. Kızın rüyasına giriyor babaanne ve rüyada oluyor o masalda duyduğumuz şey falan. O tip detaylar hoşuma gitti. Bir de kurtun görüntüsü falan hoşuma gitti. Gece izledim bir de. Korku filmlerini gece tek başıma izlemeyi çok seviyorum. Işıkları karartıp bazen mum yakıp falan. Güzel oldu yani. Günün anlam ve önemine de yakıştı bence. Çünkü bugünkü anlatacağım etüt tablo Kırmızı Başlıklı Kız ve son derece korkutucu bir masal. Bir masal. Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Eserde de masalsı bir tını var. Fakat aslında bazen işte biraz esrarengiz, bazen ürkütücü ve bazen de zarif. İki karakterden bahsediyoruz zaten hani temelde. Kurt ve kız. O yüzden buradaki bu eserdeki kontrast bence çok mühim. Tabii çok hızlı notalar, tekrar notalar falan olduğu için o kadar kontrastların zarifliğin peşine düşülemeyebiliyor. Hani bir de etüt ya, geçen hafta bahsettiğim gibi Chopin'de olduğu gibi. Bu etütte çok fantastik şeyler var, elementler var. Bunlar son derece modern. Ama kontrastı yeterince yakalamadığımız zaman böyle harada görede bir teknik çalışma gibi bir şeye yine dönüşebiliyor. Bence en önemli, yani üzerimize düşen rol piyanist olarak bu fantastikliği ve bu kontrastı öne çıkarmak. O zaman çünkü çok ilginç bir hale geliyor. Yoksa takata takata bir şey oluyor. Bu şeyler var ya. Tabii bunları oturup deli gibi çalışıyorsun falan. O yüzden çalıştıktan sonra nasırlaşan o zerafetiyle birlikte falan bir şey oluyor. Evet, telaşlı. Eserin karakteri telaşlı. Biraz kovalamaca gibi. Sürekli bir kurt tarafından gelen bir kükreme var. Çok güzel yapmış bu efekti Rachmaninoff. Bir de bu şeyin ram ikinci gelişinde arada garip bir yerde crescendo koymuş. O da zaten olayın şeyini çok vurguluyor. Dararararidam. Yani kükreme artacağına bir böyle geri çekiliyor. Bazı ulumalar, kükremeler, sesler hani gayipten duyulur gibi falan olunca daha ürkütücü ya, böyle uzaktan bir uluma sesi aslında yakınında olsa tamam daha farklı bir korkunçluğu var, hemen kaçasın geliyor falan ama ötekinin de tüyler ürperten bir şeyi var. Yani kurdun elementinde bile bir kontrast yaparak bizi zaten eserin başından kontrastla kilitliyor. Şöyle çok güçlü. Esrarengiz. Sonra ne olacak? Tabii bence kızımızla tanışıyoruz. Benim anladığım. Resmen bir balerinin zarif zarif adımlarla koşturması, böyle yürümesi falan gibi. Çok farklı. Biri bas, biri tiz. Biri aşırı forte, biri piyano. Yani her türlü kontrast mevcut. Birinde pedal kullanıyoruz. Oluyor. Diğerinde mümkün olduğunca az pedallı. Yani arayabileceğiniz her türlü kontrast var. Biri legato, ki bence başında legato çalmak çok önemli çünkü baslardan ve böyle olunca da hakikaten çok ürkütücü. Onun için onları bağlamakta fayda var mümkün olduğunca. Aşırı bağlı deyince de bir parmağı ikinciyi bastıktan sonra kaldırarak aşırı legato. Buna Fransız legatosu deniyormuş. Bir aralar duymuştum. Şimdi böyle çaldığımız zaman komalı gibi duyuluyor. O zaman ne oluyor? Pis oluyor.
Pis olunca ne oluyor? Daha insanlık dışı oluyor. Bu böyle Deccal falan diye filmler var. Şeytanın ya da ruhların sesi duyuluyor falan arkadan. Genelde çok ne bileyim bizim gündelik tonlamalarımıza benzemiyor o sesler. Ve bence bu tasvirler şeyden çıkıyor. İnsanın insanlıktan çıktığı hallerini duyduğumuz için. Şimdi bu kontrastı yaptıktan sonra, yani bu kontrastın da ötesinde bir de şöyle bir durum var. Bu kızımızın yani bir melodik çizgisi var. O da neredeyse çocuk şarkısı gibi değil mi? Doğru teknikle, yani mümkün olunca bizim işimizi kolaylaştıran teknikle çalmak gerekiyor ki oradaki hem zarafeti verelim, hem flawless gitsin, hatasız gitsin, hem de melodik çizgiyi verelim. Yani biz ooo'dan sonra diye bir tatlı, zarif bir melodiyle tanışalım. Bu kontrast sürekli devam ediyor. O kükrüyor, öteki dans ede dans ede gidiyor. Ve gittikçe bunlar birbirine yaklaştıkça olayın seyri değişiyor. Biraz gerginleşiyor. İlk kız karakteri daha çok tanısak da sonra bas, yani kurt, gittikçe fondan figüre doğru yaklaşmaya başlıyor. Nerede kopuyor? Nerede başlıyor? Dananın ürünü nerede kopuyor? Şimdi. Tırırım. Bu biraz daha açıyor aralığı değil mi? İkincide ben her ne kadar ilki don diye bir şey olsa da ikincide de don diye bir şey olmasından yanayım. Melodi çizgisi gelişti. Atışma başladı. Atışma devam ediyor. Tizler gittikçe yükseliyor. Dam ba ba bam dam da ta tam. Yükseldikten sonra ben düşüyorum ve biraz daha esrarengiz bir ton yakalıyor Rahmaninov burada. Belli ki bir şeyler olacak yani. Hani bu böyle dans ederek, öteki de kükreyerek falan gitmeyecekler. Bunların buluştuğu bir nokta olacak dedirtiyor bence bu aradaki pasaj, köprü gibi zaten. Diğer o yürüyüşe gelmeden önceki son çıkış. Ve gittikçe birbirlerine yaklaşan bir örgüsü var eserin içinde bu iki karakterin. Ve sanki kız bana yukarı çıktıkça tam açılıyor ama biraz da ürkekleşiyor gibi geliyor. Onun için hem yukarı doğru çıkıyorum ama biraz daha zarifleştiriyorum, güçsüzleştiriyorum da. Hala böyle nazlı, nazlı bir şeyi var. Şimdi bu şeyde hafifçe aşağı inip da 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 da. Tılsımlı, büyülü bir şeyler dönüyor orada. Burada yani gibi inen bir üst parti var. Ama indikçe ben şunu da duyurmaktan yanayım. Türkiye, Azeri falan bir hava var o orta şeyde. Rahmaninov'da hep bunun izleri oluyor zaten. O da ayrı bir güzellik katıyor besteciye.
Neyse bütün bu mistik biraz böyle Azeri motiflerin de içine katıldığı bulanık, hafif tedirgin edici pasajdan sonra işte diyoruz ki, bir arkadaşımın Ring filmini izlerken dediği gibi kuyudan böyle el çıkar ve o el görünür ya, zaten gözünü kapamıştı. Dedi ki, o eli gördüğüm anda dedim bu kız geliyor. Aynen öyle. Burada da aynı şey oluyor. Kız gelmiyor ama kurt geliyor. Müthiş bir patlama var o kükremeyle. Şimdi her zamanki kükremeye benzemiyor. Çünkü her zamanki kükremeden sonra ne oluyor? Kızla haşır neşir oluyoruz. Ram! Bu sefer öyle olmuyor. Bu sefer sadece korkutucu karakterimizle baş başayız. Korku filmlerinde de zaten öyle ilk baştan vermezler hemen şeyi. Yani bazılarında verirler de genelde kurgu hep bir yerden sonra artık tam tanışırsın. Ve gelir işte kuyudaki kız gibi. Bastaki fa olayın kaderini belirliyor zaten. Çünkü şimdiye kadar olan bütün armonik şeyi, yapıyı değiştiriyor. Aha size yeni bir kapı açtım diyor resmen. Şimdi o kapının ardında neler var? Çok şey bir yürüyüş var. Hiç tekin olmayan sinsi bir yürüyüş var. İlk ilahi zaten tuttum, uzattım, verdim. Bütün o gürültü geride kaldı. Bu ürkütücü ve sinsi yürüyüşün her adımında armonik şeyler var, geçişler var. Hepsi yine ayrı ayrı anlamlı. Tabii oturup da hepsinde ayrı ayrı duramıyoruz. O zaman bütün kurgu çöküyor. Ama bazılarını bence göstermek yine de önemli. Mesela... Ritmik gidiyorum. Burada minör akor geliyor ve çok Rachmaninov karakterli. Yine böyle geliyor değil mi? Ve yine böyle şey akorlar var. Puslu, acılı, buğulu, soğuk, üşütücü. Moskova, Rusya, soğuk ülke ve hep gözümün önüne geliyor Rachmaninov şapkasıyla, pardesüsüyle, işte paltosuyla, o soğuk yerde böyle büyük ihtimalle sigara içiyor bence falan. Her taraf sis, puz ve içi ürpererek artık aşklarını mı neyini yaşıyorsa, bunalımlarını, depresyonlarını falan bütün bu şeylerin içine işlemiş, eserlerin içine. Ile zaten pedal da koyuyorum ki diye o akor bize bir yayılsın. Şimdi bundan başka da sahnede bu gıcık sivri karakter aslında ikiye bölünüyor. Şöyle. Yani biri diyor ki, bir de diyor ki, sonra bir de minöre geldik. Burada hani bu şey vardı ya, kükreme. Çok benzer şeyle, elementle. Biliyorsunuz.
Burada diyor ki benim diyor yine. Yani bu kimse yarıya böldü onu. Oradan bir iz bıraktı bize. Bir şey. Ama diyor ki ben bunu dedim. Biraz daha ileri giderim diyor. O yüzden bunları hep şeytani, baştan çıkarıcı, sinsi özelliklerini afiyetle vermek lazım. Ve basta, kısa notalarda, baş parmakta yine o sinsiliği besleyen çok tatlı bir yürüyüş var. Pizzicato gibi. Yani bir kontrabasın ya da cello'nun bas notalardan yaptığı pizzicatolar gibi. Şarjım bitiyor ve bundan hiç hoşlanmıyorum. Her şeyi harmanlamak lazım. Yani ikiye bölünmüş sağ el. Biri ta 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 derken do 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 do. İki karakter. Sol el pam 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 tararo tararo do 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 tararo do do. Şimdi bu bağlı, bu kısaydı ya. Bu bağlı baştan çıkartıcı şeyler yaptı. Ondan sonra buna ayak uydurdu ve ikisi birden aynı karakterde yürüyüşe devam etmeye başladılar. Pam pam pam. Kısa, staccato yani. Bum, 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 bum. Hep bu kromatik yürüyüşlerin çok önemi var. Bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. Bir dororo, bir diyor, bir dororo falan diyor. Pembe pan, pembe, pembe, pembe panter gibi. Ve tabii olay şeye yaklaştıkça, hedefe doğru yaklaştıkça hızlanıyor. Tıpkı avına doğru yaklaşan hayvan gibi. Önce ne yapıyor? Böyle sinsi sinsi bakıyor. Çaktırmıyor. Çaktırmadan geliyor. Sessiz geliyor. Ondan sonra zaten fark edildiği anda atlıyor. Yani gittikçe yaklaşıyor ve hızlanıyor. Bu hıza olağanüstü bir ivme kazandırmış sol eldeki bu şeyler, hızlı notalar. Ben ikinciyi biraz daha kısıyorum. Ondan sonra tekrar açıyorum. Yani yapıyorum. Böyle uzun yürüyüşlerde bir yerlere ufak virgüller koymakta fayda var, yoksa insan şeyi kaybediyor. Hem teknik olarak çok yardımcı, hem de dinleyicinin bütün o bütünlüğü tutması zihinde çok zor. O yüzden ufak noktalardan ayırmak lazım. Zaten müzikal olarak da ayrılıyor, çünkü sol el bas notalardan aşırı sol taraftan kurtulup sağ ele doğru yaklaşıyor. Yaklaştığı noktadan itibaren zaten sağ elin karakteri de değişiyor. Şurası. Bastayım. Şimdi bu sol el gittikçe yaklaşıyor, bakın buraya. Ve artık beraber aynı yerde gibiler. Ve burada çok güzel bir sağ elde yürüyüş oluyor. Neye benziyor? Sapıklar falan var ya, gel benle dans et falan. Hani eyvah, uymasın çocuk aklıyla falan gibi bir endişe yaratıyor resmen. Neler yaşamışım bu eserde meğer. Ya burada sol elde yine kromatik yürüyüşler var. Ben onları çok seviyorum. Biliyorum çok zor falan ama. Şöyle göstereceğim, ağır. Bu bir kere. Sol el. Buradan da daha güçlü ve cüretkar mı? Onun şeyi ya. Cüretkar galiba, evet. Meydan okuyan bir şeyle yani. La ta ta ta. Ba bam bam ba. Da da da. Gibi
Böyle aşırı hızlı bir yerde ufacık tefecik detaylar var ama net yaptığımız zaman dinleyici o kadar güzel yakalıyor ki insan bir aksiyon sahnesi izlerken hangi detaya bakacağını bilmez ama beyni çok hızlı çalışır ya. Öyle bir multiple şeyle, odakla yaklaşıyor müziğe. Yani müzik seni içine öyle alıyor. 5 kanal stereo sistem açıyor içinde insanın. Ne olur bitme şarjı. Buraya kadar full aksiyon, gittikçe tırmanan yürüyüş en tepe noktaya varıyor. Resmen kovalamaca gibi ondan sonrası. Ve sol elde şöyle bir detay var. Yani birinden kaçarken o ensenizde soluyorsa kaçarken en tatsız an o kovalayanın dokunuşunu hissettiğiniz an oluyor. Buradaki o aksan da resmen ah der gibi. Evet, bayağı korkutucu bir hikaye. Bu sol elde de giden ve sağ elde de olan zaten koşma gibi değil mi? Yani dık 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 dık. Onun için o sol eldeki bah! Bence önemli. Bu kadar hızlı ve zor bir şeyin içinde yine de kaçırmamak lazım. Elimizden geleni yapmamız lazım. Birçok pasajda birbirinden farklı bile görünse de bir önceki pasajın içeriği saklanmış, içine yerleştirilmiş olabiliyor. Böyle şeyleri görmek çok güzel ve ona göre tabii yorumculuğu da etkileyebiliyor. Şimdi başından beri bu böyle bir şey var ya. Burada da basta gelen şey şeklinde onunla oynuyor resmen o fikirle. En basa ulaştığı zaman bir minor akorda kıyametin koptuğu anlar artık bunlar. Yani yakalandığı anlar kızın diye düşünebiliriz mesela. Bunlar böyle çığlık gibi olsun istiyorum, ben öyle seviyorum. Biraz çileli, biraz acılı. Burada artık ortalık birbirine giriyor. Yani ah buraya bakamayacağım dediğin sahne gibi. Ben böyle onları kısa yapmayı seviyorum. Biraz kahkaha gibi. Yani acı acı şeytani kahkahalar gibi. Böyle şeytani figürler, karakterler, garip garip danslar yaparlar ya böyle. Geçip karşına seninle dalga geçer gibi falan. Resmen öyle sinir, gıcık, acı, kötü niyetli, vahşi bir karakteri var. Bütün bu pasajın şu yürüyüşten itibaren zaten. Hile hurda yalanla falan harekete geçip ondan sonra kovalamaca ve yakalayıp ele geçirip parçalayıp falan ve onun da tadını çıkar. Ve sonra bu masal artık bir öykü anlatılmış oluyor. Bütün bu kıyametler koptuktan sonra bir yavaşlama anına geliyoruz. Ve sur borusu falan vardır ya böyle. Yani bakır nefesler üfler gibi. Koşmaya devam ediyor ama o bir şey ilan edilmesi gibi. Hatta şans eseri dünkü filmde de vardı. Kurdun yani dolunay olduğu şeyde günlerde bir boru gibi bir şey üfleniyor böyle. Bir şey bir sinyal veriyor köye. Ki herkes evlerine kapansın, saklansın. Hatta kiliseye saklanıyorlar. Kiliseye giremiyormuş kurt falan diye. Onun gibi resmen bir boru üfleniyor gibi. Yani şimdi bu C notası uzuyor,
Do'ya bağlanıyor. Do'da düşüyor. Ve Do diyezde yani La majör akorda karar kılıyor. Ve oradan yeni bir yürüyüş başlıyor. Ve bunlar hep yine... Böyle bir tırmanışta ve yürüyüşte bile bir kurgu yapmak, bir plan yapmak çok daha aksiyonu ve heyecanı artırıyor. Yani böyle bir şeyler fısıldanıyormuş, dedikodu dönüyormuş birbirine falan, öyle mi falan. Hani ses bir artıyor, bir azalıyor falan. O zaman dümdüz olmasından çok daha enteresan oluyor. Yani birini biraz daha az, birini biraz daha fazla çıkararak zaten hızlı giden tansiyonu bir de kontrastlarla, ufak şeylerle, aşağı inip yukarı çıkmalarla artırarak daha da isterik bir hava verebiliyoruz. Ha, bundan sonra gelen pasajlarda ben şeyi değiştirmekten yanayım. Rengi, tonu. Çünkü en bastan en tize doğru bir yere ulaşıyor. Üç adım atıp son dördüncü adımda Do'ya ulaştı ve ondan sonra bir inişte bir çizgi var. Ve o çizgi sonuna doğru da hafif buruklaşıyor. Bu neyin tersi? Değil mi? Derken oldu. Tersine çevrildi yani. Ve buraları bana artık hikayeye veda ettiğimiz yerler gibi geliyor. Birden beklenmedik bir yerde bir ton, bir yarım ton aşağı inerek dansının ya da işte yürüyüşünün, oynayışının hani şeydi ya. Bunu daha efkarlı, daha gizemli bir yerden duyuyoruz. Tam bir varmış, bir yokmuş gibi aslında. Bütün hikayenin üstünde, masanın üstünde tüten o şey gibi, sis gibi. Yine kromatik aralıklar. Gittikçe uzaklaşıyor, gittikçe uzak. Görüntü böyle gittikçe geniş açıya, köy gittikçe uzaklaşıyor falan filan. Filmlerde olur ya, birden burnunun dibinde kurt biter ve film biter. Tam da öyle bir sahne. Ve son şeyde ilk başa itiraz gibi dararara hafiflemişti ya bu sefer. Gitmiyor. Söylemesi ve çalması zor olan Kırmızı Başlıklı Kız etüdünde burada sonlandırıyorum. Sorularınız, yorumlarınız, her şey açığım ve gelecek haftayı iple çekiyorum çünkü şimdiye kadar çaldığım eserlere çok kontrast olacak bir eserle sizinle olacağım. Bach'ın Prelude Fügü, Do diyez minör.